Günaydın. Hoş geldiniz. Vallahi bugün de normal bir saatte uyandım. Uykuyu normale soktuk. Düzelttik diyebiliriz. Hayırlısı olsun. Estağfurullah, hoş geldiniz. Aleykümselam. Şöyle bir yağmur yağdı da yine güneş açtı ama hava da güzel gibi. Dün de böyle olmuş. Geliyor, şey tekrardan geliyor. Pandemi tekrardan geliyor. Söyledik. Söylüyoruz. Tok kanalı takipçisiyseniz hiç şaşırmadığınız şeyler bunlar. Abi okul çıkışı sele kapıldım, dizlerime kadar su oldu. Öyle bir mevzu da olmuş İstanbul'da. Etkilenen var mı? Ya saçma sapan adamlar ya. Bize niye yakışmasın kardeşim? Ben sizin şeyinizi anlamıyorum yani. Bir rastgele bir adam gelecek yani. Tam saf kötü niyetli. Tam bir gerizekalı sana iftira atacak, hakaret edecek. Sen bu adama karşılık vermeyeceksin yani. Bu karşılık verme bir şey bir iştir yani. Verirsin ya da vermezsin. Vermemeyi tercih edebilirsin. Verirsen de bir şey denecek bir şey yok yani bu adam. Elemana bak. Bu zevklik bir şey, rastgele böyle bentler arasında giderken görürsün birini, sallarsın geçersin ya. Yo, bana yakışmazlık bir durum yok yani. Burada yanlış olan bir şey yok. Biri sana iftira atıyorsa, biri sana hakaret ediyorsa gayet tabii kendisine saldırmanda karşılık olarak bunda bir sıkıntı bundan daha doğal bir şey yok yani. Bunun aksi enayilik, bunun aksi aptallık. Ya bu iş şeye gidiyor çünkü o zaman haklıysan her türlü hakareti, her türlü iftirayı, her türlü saldırıyı kabul etmen lazım. Bir çukur kazıp orada yaşaman lazım ömrün boyunca, yoksa senin akıllılığını kabul etmeyize falan filan geliyor. Böyle bir bilince gerek yok. Bir adam haklıysa haklı kardeşim, bunların kontekstle hiçbir alakası yok. Millet bunun farkına varamayacak kadar aptalsa bunun değişmesi lazım zaten. Yoksa hiçbir şey düzelmez ki. Saçma sapan şeyler yani. Ben bir şey söyledim diye adam bana laf etmiş, ben ona laf etmişim. Edeceğim tabii. Nitekim adamın söylediği şey çok daha ağır bir şey. Demirtaş vergi oranlarının artması toplanan vergiyi her zaman artırmaz falan demiş. Ne diyor şair? Vay, ne kadar büyük ekonomist. Vergi oranını yükseltirsen millette para yok yani. Yani vermez, daha az olacak, olsa daha çok insan verebilir. Mevzusu işte. Çok basit. O şey Trump'a benziyor. Altan Öymen miydi ismi? İlginç adam ya valla. Tam Cumhuriyet, tam CHP yani. Oğlum Recep Baltaş kim amına koyayım? Allah Allah ya. Ya bu nasıl bir şeydir ya? İnanılır gibi değil. Yani hani adamlar şeyi sindiremiyor yani. Ben rastgele bir insan. Benim Müslüman olmama adam sindiremiyor. Kendi kendine böyle bir salaklıklar var, böyle bir şeyleri var yani. Yok bir tane
kadın gitmiş, hacca gitmiş. Efendim canlı yayında bir şeyler söylemiş, şöyle bir tanrı. Sana ne lan? Sen kimsin oğlum? Yok kokain mokain. Kokain çekmek sence ahlaksızlık mı sence? Senin dinin mi var, bir şey mi var? Sana ne amına koyayım? Müslümanlar için önemli değil. Sana ne lan? Hacca gitmiş. O hacca gitti ya. O zaman tamam. Adam Müslüman değil. Allah'a inanmıyor. Hacım macım bir şeyine inanmıyor. Kendine vazife görüyor. Niye? Çünkü kendini rahatlatacak. Bak diyor. Oh diyor, bak diyor. Bütün diyor zaten bu dindarlar diyor. Bütün şeyler hepsi diyor böyle diyor. Hepsi diyor iki yüzlü diyor. Biz diyor dindar değiliz ama biz o kadar iyiyiz, mükemmeliz ki diyor. Bak işte bunların hepsi bu. Bir tane görüyor ya orada mesela. O bir tane gördüğüne böyle rahatlatacak kendini böyle. Yargılayacak ona. Kendini Allah yerine koyacak da ona hüküm biçecek ki o şekilde kendi içini böyle rahat tutacak yani. Kendini memnun edecek. Nereden kaçıyorsun sen? Neyden kaçıyorsun? Senin üstüne düşen bir şey mi var burada? Sırf onda Müslümanlıkla alakalı bir şey gördüğü için. Aynı kadın hacca gitmemiş olsa bir şey demeyecek. Ya böyle bir şey senin üstüne düşer mi? Murat Boyacıoğlu hoş geldin. Hocam Tok Fedaisi grubuna. Saçmalık yani. Tabii abi Müslümanlar dışında herkes biliyor zaten İslam'ı yani. Bunlar biliyor İslam'ı. Eleman hala geliyor benim tweetimin bende benim bir ayla fotoğrafımı atıyor. Çırpınıyor yani. Hani saçmalıyor ve çırpınıyor artık. Bu yaştan sonra fedai olduk. Hayırlı olsun. Başarılar dilerim. Estağfurullah. Öyle isimlendirdik tabii ama. Yaşa göre farklı anabiliriz. Ya öyle görüyor işte. Hiçbir şey bilmediği halde kendini aydınlanmış entelektüel, kalan herkesi de Müslüman, şomar olarak görme şeyi. Bu yüzden yani kendisini iyi hissedebilmek için, kendisini rahatlatabilmek için, kendisini tamamen bunlardan uzak tutabilmek için, bunun üzerine düşünmemek için belki falan anlatabiliyor muyum? Adam aktif olarak bu sorumluluktan kaçabilmek için bunu belki kendine hatırlatan şeylerden bile uzakta tutmak istiyor belki bir şekilde. Yani başka bir manası yok bunun yani. Seni ilgilendirmiyor. Sen inanmıyorsun bile. İnanan adam için de bir sıkıntı yok. İnanan da bir şey yapmıyor. Senin bu sıkıntın nedir? Ya seni alakadar etmeyen bir şey. Bu kadar bir şey niye çıkarmaya çalışıyorsun? Bunun başka bir sebebi var mı? Mevzu iki yüzlülük ne olsun yani hani hocam benden niye dini bilgi istiyorsunuz? Şüphesiz ikisi de yani. Yani böyle aptal aptal şeyler. Ben anlamıyorum yani. Bana çoğunlukla garip geliyor. Be adam çıkmış. Ya anlamıyorum hani harbiden kafamda bir yere oturtamıyorum yani. Anlaşılacak gibi değil çünkü farklı bir en azından dünyadan, farklı bir evrenden, farklı bir coğrafyadan bir şeyle düşünüyor adam artık. Yani nasıl bir şeyle düşünüyorsa bilmiyorum. İşte İstiklal Marşı'nı İsmet Özel işte İstiklal Marşı dernekleri var onda şey okuyorlar ya. Onu yine gündem yapmış böyle koymuş böyle adam. Yeni bir şey de değil zaten. Yılların mevzusu. Sövüyorlar ya. Sövüyorlar yani. Hani
şey değil yani. Ya bu doğru değil bence. Bence bu yanlış. Bence bu şey değil. O baya kansızlar, şerefsizler, vatan hainleri. Of of of, nasıl sövüyor? Ben anlamıyorum. Yani sövdürmeye varan şey ne seni en azından? Yani her şeyi bıraktım. Her şeyi kabul ettim. Hayır abi, İstiklal Marşı Batı müziği ve şunla okunmalıdır. Bu kutsaldır. Buna aksi bir şey olursa eğer biz o karşı kişiye karşı böyle bir nefretle yaklaşıp bunu gerektiren bir şey mi var? Dağılır birazdan. Yani ilginç bir şey. Bu bir yani kutsal yaratma ihtiyacı mıdır? Başka bir şey midir? Bunu mu kutsala çevirmeye çalışıyorsun? İstiklal Marşı'nın bestesi kutsal, başka bir şekilde okunması şey midir? Böyle bir olay mı var? Böyle bir olay yok. Böyle bir anlayış var mı? Böyle bir anlayış da yok. Hayır, şu da yok yani. İstiklal Marşı'nı İstiklal Marşı'nın anlamına, manasına karşı gelecek bir şekilde, aşağılayacak bir şekilde dalga geçmek amacıyla okuma gibi bir mevzu da yok. Beste değiştirmiş. Başta farklı bir şeydi. Bu farklı bir şey. Yani aksine zaten öven bir şey var. Bu hangi noktada böyle bir tepkiyi gerektirsin? Hangi düşünce biçiminde, hangi mantıkta böyle bir şey çıksın? İstiklal Marşı'nın şeyini nereye koyuyorsun? Bütün bu kavramları nereye koyuyorsun da böyle bir şey çıkartıyorsun ortaya yani? Anormal bir şey. O İstiklal Marşı öyle. İstiklal Marşı'na, İstiklal Marşı'na çok bir şey demiyorlar. Onu da anlamamaları sebebiyle olabilir. Öyledir Strong Pizza. Yani en nihayetinde sorulması gereken soruyu soruyorsan mesela, efendim sen iktidarda olduğunda, atıyorum şu anki modern devlet yapısında iktidardasın. Biri efendim Kur'an yakacak mesela. Buna olan yaklaşımın vesaire ne olur? Adamın bu yüzden büyük ihtimalle hapsedilmesini, hapiste olmasını, böyle bir şey falan savunmam. Ama adam bunu yaparken kendisinin güvenliğini de sağlama. Bunu önceden bilmesi koşuluyla burada hiçbir sıkıntı yok. İsveç'te PKK provokasyonları yapılıyormuş. Saldırı olmamış. İsveç teröre önlem almıyor diye haber gördüm az önce. Saldırı olmuş sandım. He. Yaparlar İsveç, İsveç. Bunların yani ne umurumda zaten yani. Tabii ki destekleyecekler bunları. Bu ya yıllardır alıştığımız şey, yaptığımız, bize normal olarak yedirilen, kabul ettirilen bir mevzu. Yılların şeyi. Asrın bu itibari para olayı ilk serüveninde bunu kullanmak istemeyen devletler oldu mu? Hocam devletler olmadı. Bunun serüveni de çok olarak tam öyle de gelişmiş değil yani. Düşündüğünüz gibi çok birbirinden bağımsız gelişmiş de değil yani. Bugün zaten geldiğimiz noktada bunların hepsi birbirine bağlıdır. Bunlar birbirinden farklı. Bütün yani Merkez Bankası değil. Bütün merkez bankaları zaten bir üst şeyde, merkez bankalarının %98'i herhalde dünyadakinin bir yerdedir zaten. Birbiriyle koordineli hareket ederler zaten. Birbiriyle benzer ajandada hareket ederler.
Bunlar çok önceden böyle şey yapılmış mevzular. Tam öyle düşündüğünüz gibi bir gelişim de zaten yok. Öyle bir dünya yok çünkü. Yani. Yani bugünkü gibi orada ayrıca gelişmiş, burada ayrıca gelişmiş bir şey yok. Kolonyalizmden, şeyden falan çıkmış dünya. Çok büyük krizlerden geçmiş, savaşlardan çıkmış. Tam çakma Optimus Prime. Böyle bir şey yapabilirler. Piyasaya girişin önünde engel yoksa devletin koyduğu regülasyonlar ve devletin koyduğu vergi gibi girişimcileri, girişimci faktörünü törpüleyen bir şey yoksa kötü hizmet verdiklerinde piyasaya yeni aktörler girecektir. Bir mecburiyet haline gelmesi değil, devletlerin zaten bu işine geliyor. Muhammed, yani devletlerin ve merkezi yapıların elinde müthiş bir şey bu. Aygıt. Yani vergi almak mecburiyetinde değil artık gelir elde etmek için. Gelir elde etmek için artık para basabiliyor. Ve bastığı parayla senin cebindeki paranın değerini azaltıyor. Yani senin cebindeki paranın değerini sana hiç sormadan, senin hiç haberi olmadan aslına bakarsan bir anda istediği gibi kendi eline geçirebiliyor. Ve inanılmaz büyük bir hakimiyet veriyor. Para hakimiyeti. Yani bunu zaten herhangi bir merkezi yapının, bir devletin istememesi olacak iş değil zaten. Bu istenir. Devletler giderek daha da otoriterleşirler. Tabii ki bu noktaya da geleceklerdir. Bu hakimiyeti de, paradaki hakimiyeti de isteyeceklerdir. Onu da istediler dolayısıyla. Bu taksi mevzusu apayrı bir şey. Taksi mevzusu saçmalık zaten yani. Taksi mevzusunun elle avuçta tutulur hiçbir şey yok yani. Zamanda demiş ki taksi, ya taksi plakası diye bir şey olamaz. Benim rızam var, yolcunun rızası var. Alıyorum buradan başka bir yere bırakıyorum. Devlete ne burada? Adam buna karışıyor. Hayır diyor. Taksi plakan olması lazım. Yani benim onayladığım bir araç olman lazım. Benim onayladığım plakayı alman lazım ki bu işi yapabilesin. Niye? Ondan sonra bundan bir rant oluşuyor. Yani zamanında atıyorum 10 bin tane taksi plakası vermişler. Yeni taksi plakası çıkmıyor. Bu 10 bin taksi plakasının değeri artıyor. Çünkü taksiye olan ihtiyaç, talep yükseliyor geçen 10 yıllar içerisinde. Ne oluyor en sonunda? Abi bu bir taksi plakasının fiyatı atıyorum 10 milyon oldu. Zamanında devlet bize bir garanti verdi. Lafın saçmalığına bak, devlet bize bir garanti verdi. Dolayısıyla bunu korumak zorunda. Hayır kardeşim, sen kötü bir yatırım yapmışsın, yanlış bir yatırım yapmışsın, geçmiş olsun. Devlet kimsenin yatırımını koruma mecburiyetinde değil. Atıyorum ben de borsaya giriyorum, yatırım yapıyorum, zarar ediyorum. Devlet bu parayı bana geri verir, vermiyor. Devlet, insanlar dükkan açıyor, batıyor, battıktan sonra bu parayı geri karşılıyor mu? Devlet karşılamıyor. Biz senin yatırımını koruma gibi bir mevzuda değiliz. Plaka tekeli dediğimiz konsept saçmalık. Plaka tekeli konseptin zaten oradan kalkması lazım direkt. Bu zaten başka bir şekilde çözülecek bir şey değil. Öyle bir hale aldı işte. Siyasilerin, ünlülerin vesaire müthiş bir yatırım aracı olarak döndü. Taksi plakası alıyor vesaire yani. Burada çok anlamsız bir rant oluşmuş burada yani. Çok devletçiliğin, merkezi müdahalenin buradaki etkilerini, sıkıntısını çok açık bir şekilde görüyorsun Türkiye'de. İnsanların hayatını direkt olarak da nasıl etkilediğini. Burada anlatıyoruz. Libertarianizm, müdahalecilik neden kötüdür? Mülkiyet temelli özgürlük anlayışı vesaire, bunun sosyal anlamda da ekonomik anlamda da yansımaları, bunlar gündelik hayatınızda nasıl etkiliyor sizi? Taksi bulamıyorsunuz. Yani taksiyi de bu yüzden bulamıyorsun. Hani hayatındaki her şey, bu evde bu yüzden alamıyorsun, taksiyi de bu yüzden bulamıyorsun.
Bu yüzden evlenemiyorsun. Her şey yani buradan çıkıyor. Bunu çok güzel bir örneği olarak görüyoruz burada. Bu tak diye bitecek bir şey yani. Kaldıracaksın bunu. Direkt. Taksi plakası tek elini. Yok böyle bir saçmalık. Ünlülerin taksi plakası nasıl oluyor? Alıyor, satın alıyor. Libertarianizm geldiğinde hocalan bir helikopter turuna çıkabilir. Terör örgütleri mevzusu ne olur? Terör örgütleri libertaryen bir zihniyette çok sert karşılık bulur. Aşırı sert karşılık bulur. Yani bu iş çünkü mülkiyet temelli özgürlüktür. Direkt mülkiyete zarar vermek adına ortaya çıkmış bir örgüt, terör örgütü. Buna karşı çok sert politikalar güdülecektir. Yani bu işte üniversitelerdeki işte böyle radikal sol örgütleri üniversiteden alıyorlar, öğrencileri götürüyorlar, böyle dağa çıkarıyorlar. Ankara'nın işte İstanbul'un vesaire yerlerinde bunların örgüt evleri falan filan, bunların hepsine koçbaşıyla gideceksin zaten, ne yapacağım bunları? Yani şu anki Türkiye'nin şu anki uyguladığı şeyden bile çok da sert adımlar olması gerekecektir. Libertaryen diyeceksen o yönetime. Anarşizm devlet karşıtı terör eylemlerinin genel adı olarak bilinmesinin sebebi, en büyük sebeplerinden biri anarşizmin sol olarak algılanması, sol anarşizm külliyatı olarak algılanması. Halbuki sol anarşizm dediğimiz şey komünizmin ta kendisidir, solculuğun ta kendisidir. Aralarında bir fark yoktur. Böyle algılanıyor ama bu yavaş yavaş değişiyor. Eski dönemde daha çok böyle algılanıyordu. İlerleyen dönemlerde ben böyle algılanmaya devam edileceğini sanmıyorum. Sağ anarşizm dediğimiz zaten tek anarşizm. Anarşi dediğin devletin yokluğuysa devletin yokluğu ne üzerinden olacak? Sol anarşi dediğin şey mülkiyeti kabul etmeyen bir şey. Mülkiyeti kabul etmeyen anarşi olmaz. Mülkiyeti kabul etmeyen anarşi komünizmdir bu. Yani bunu üzerine düşünmeye, yani tartışmaya gerek bile yok. Yıllardır söylüyoruz, anlatıyoruz. Sağ anarşi dediğimiz, devlet olmayacaksa insanların mülkiyetleri olacak, mülkiyetleri tanıyacaksın. Onların arasındaki gönüllü ilişkileri tanıyacaksın. Onlar üzerinden bir şey kurgulayacaksın. Anarşinin başka bir yöntemi yok. Abi, Yeşil Sol Parti kapanmalı hakkında söylentiler hakkında ne düşünüyorsun? Kapanmalı hakkında söylentiler ne demek? Daha yeni açmadılar mı? Ya HDP'yi kapıyor, Yeşil Sol'u falan şey yapıyor. Ya bilmiyorum, zaten oy falan da kaybediyorlar. Onlar da gidiyorlar. Sonra ilerleyen dönemde ne yapacaklar? HDP kapanacak mı? Kapanmayacak mı? Kapanacak herhalde. Yani abi hiç umurumda değil ya. Yeşil Sol Parti isim değiştirdi. Hadi canım, yine mi değiştirdi? Anlamıyorum anayasa sorusunu ne demek? AKP anayasanın, yanlış bilmiyorsam, darbe anayasasındaki yanlış maddeleri değiştirecek. Bu değişecek maddeler AKP çıkarına olur mu? Hangi maddeleri değiştirecek? Yeni anayasa şeyi nedir falan, hiçbir bilgim yok. Çoğu kişinin de bildiğini düşünmüyorum. Bir anayasa şeyi var mı ortada? Bilmiyorum, benim bir bilgim yok. Yani çok mühim değildir. Anayasada maddelerin değişmesi öyle. Direkt kendisi mühim değildir.
Demokratik Halklar Partisi mi oldu? Ne oldu? Yeşil sol karşılık bulmadı mı Kürt halkında? E kimi kandırıyorsunuz o zaman? Kendilerini kandırıyorlar. Abi ne kadar saçma sapan şeyler var Twitter'da geçen. HDP diyor Kürt partisidir, Kürt Hareketi Partisidir, şeydir falan filan. Adam milliyetçi diyor, kendi Türk milliyetçisi diyor. Niye kardeş? Bu Marksist sapkınlara, solculara, yani Kürtler üzerinden kendisini var etmeye çalışan ama yani kimsenin bu açıdan, aklı başında kimsenin kabul etmeyeceği bir harekete niye meşruluk kazandırmaya çalışıyorsun? Saçma sapan adamlar var. Çok saçma adamlar var. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olmuş yeni ismi. Ya siz, Allah Allah. Allah Allah. Ne oldu? HEDAP mı oldu şimdi? Hadi bir komik artık. Halkların Birliktelik Demokratlığı Eşitliği Partisi. Aramışlar Sırrı Süreyya Önder'i. Aklına gelen dört kelimeyi söyle demişler. Halklar Eşitlik Demokrasi demiş. Tamam yani o. Parti isimlerini artık böyle kuruyorlar. Kürt siyasi hareketinin parti isimlendirmesi nasıl oluyor? Aynı bu şekilde. Mikrofonda değişiklik yok, sadece sesi yükseltmeyi bulduk. Sesin yükselmesini nasıl yapacağımızı bulduk. Niye, kötü espri miydi? Güzel espriydi abi bence. Büşra sağ ol bir tokiyeli hediyen için. Sırrı Süreyya Önder ilginç karakter abi. Yani Sırrı Süreyya Önder adam ya komiktir değildir bilmiyorum da ben şeye gülüyorum yani adam gerçekten adam Kürtçe bilmiyor. Adam Türk yani ana dil Türkçe. Ana dili Kürtçe vesaire değil. Ninja Bebek hoş geldin Tokis grubuna. Ama adam o bozuk Türkçesini sanki ana dil Kürtçeymiş gibi ya ne yapayım kardeşim ben ana dil Kürtçe şey diye yediriyor yani. O çok müthiş bir olay. Zannediyorsun ki yani adam. Aslında ana dil Kürtçe sonradan öğrenmiş o yüzden bozuk. Yok abi Türkçe adam böyle konuşuyor. Neden Rus edebiyatı okumaya karar verdin? Dil mezunuydum. İngilizce okumanın bir anlamı yoktu. Başka bir şey okuyacaktım. İngilizce dışında dil okuyacaktım. Ne okuyayım? Rusçayı tercih ettim. Tiyatroya şey ilgim vardı. Çehov'a ilgim vardı. Stanislavski'ye ilgim vardı. Rus edebiyatına ilgim vardı. Rusların tarihine ilgim vardı. Kültürüne ilgim vardı. Ne bileyim. Müziğine ilgim vardı. Tercih ettim. Elmas kafa eyvallah Tokyo'yla hediyen için. Bir ara Tuba Torun olayı vardı senin yayınlarda. Tabii. Bir ara Tuba Torun olayı vardı. Sonra ortaya çıktı ki kadın Aykut Erdoğdu'nun maniti olduğu için o konumlara gelmiş. Ve feminizm taslıyor. Millete. Abi erkolar çok kötü ya. Kadın gücü falan diye. Peki biz seni şu anda neden dinliyoruz Tuba Torun? Çünkü ben Aykut Erdoğdu'nun manitiyim. Beni ırgalar mı? Beni ilgilendirir mi? Asla. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sırf bu ilişkinden dolayı bir torpil döndürüp belli bir konuma gelip o geldiğin konumda millete ahkam kesiyorsan orada işte beni de ilgilendirir, sizi de ilgilendirir, herkesi de ilgilendirir. Eyvallah Elmas Kafa 5 Tokyo iyiliği hediyen için. Yoksa ne yaparlarsa yapsınlar bana ne. He, mansplaining değil mi? Mansplaining.
Ya böyle bir şey olabilir mi? Mansplaining çıkıyor, mansplaining falan anlatıyor. Kardeşim sen Aykut Erdoğdu ya ağzını açamıyorsun da Aykut Erdoğdu ya ağzını açamadığı için milletin niye kafasını ütülüyorsun affedersin yani mansplaining diye yazık. Aykut Bey büyük ihtimalle sıkıyor canını. Çıkıyor millete şey yapıyor anlatıyor. Muhammed teşekkürler büyük Tokyo ehliye diyen için. Mansplaining erkeklerin fikrini belirtmesi. Yani çok kısa bir tabirle. Bu yani tanım bu ama gerçekten yani başka bir tanım yok yani gerçekten bu baktığında. Men explaining böyle birleşmiş bu yılların mevzusu ya bu 10 yıl önce falan filan mı ne ortaya çıktı falan şimdi artık. Yine millet umursamıyor da. Erkekleme diye çevirmişler. Ya işte bu çarpık bir şey. Bu işte kendisine din yaratma şeyi. Kanaldaki, benim kanaldaki Wokizm ve Kültürel Marksizm nedir videosuna bir göz atarsanız bunun direkt temelini görürsünüz. Mevzu bu. Erkekler yani erkekler doğuştan ve kaçınılmaz olarak tüm kültür, her sosyal hayatımıza dair her şey, bilim bile kadın düşmanıdır. Dolayısıyla erkeğin önce bunu kabul etmesi gerekir. Erkek öncelikle ben bir kadın düşmanıyım der. Ondan sonra özgürleşir. Ondan sonra kendisi konuşabilir. Bunu yapmadığı müddetçe her belirttiği fikre mansplaining dersin geçersin. Kabul etmez. Çünkü ne derse desin. Söylediği her şeyi bu insanlar zaten cinsiyetçi bir mentaliten var olarak kabul ediyor. Yani sen adama ne dersen de o sana diyecek ki senin bu ortaya koyduğun şeyler cinsiyetçi biri olmandan ötürü söylediğin şeyler. Hep bunu arayacak yani. O yüzden bunlarla konuşmanın da anlamı yok. Eskiden bazı bir şeyleri açıkladığım videolar vardı. Onlar geri gelecek mi? Var işte. Yapıyoruz, açıklıyoruz arada. Yapıyoruz. Onlar ki Mahmetçim ya. Kedime Merkel adını verdim. Cemre'ninki Putin ya. Hayırlısı olsun. Gelecek kaygısı hissediyorsun. Yok be. Asrın makine kullanıyor musun iç saçın için? Makineden kasıt ne? Kullanmıyorum makine falan. Şampuan. Gizli aldı. Yok onlar kalır ya yüzde. Feminist manifestoda erkekler kadınların en büyük düşmanıdır yazıyor. Ya onların da kendi farklı farklı şeyleri var feminist. Hepsi de saçmalıktan ibaret. O da zannediyor ya feminizme laf ediyorsun. O da çünkü hayır o feminizm değil. O feminizm şey feminizm ama aslında şu bilmem ne şeyi feminizm. Ya hepsi bok gibi biliyoruz hepsini. Sen bir şey bildiğini sanıyorsun. Önemli değil bunlar. O zannediyor ki o iki tane feminizm şeyini bildi. O dünya kallavi ne kadar büyük bir bilgiye sahip oldum falan zannediyor yani. Aynı saçmalığın bir başka tasavvurlarından vesaire şeyinden ibaret. Farklı farklı yorumlarsın hepsini. Egaliteryan mı? Egaliteryan. Tamam kardeş bay bay. Tabii. İstifa eden doktorlar hakkında düşüncen ne? Giderlerse gitsinler mi diyoruz hocam. Giderlerse daha iyi olur. Avrupa'ya veya Batı'ya vesaire bir yerlere gidiyorlarsa eğer. Vallahi bir şey öneremem bu Polonya.
Avrupa'ya gidip geri gelme oranı çok az yalnız. Gelmesin zaten, gitsin istiyorsun. Nitelikli personel kaybı zarar değil. Nitelikli personelimiz var baya. Niye gitsin? Çünkü buradayken ülkeye katacağı değerden daha fazlasını Avrupa'ya veya Amerika'ya gittiğinde katacak. Hep söylüyoruz, anlatıyoruz. Gittiği yerde diasporayı güçlendirecek. Gittiği yerden ülkeye döviz getirecek. Yani sırf gittiği yerden senede bir Türkiye'ye geldiği tatilde harcadığı döviz parası Türkiye'deyken bize katacağından çok çok daha fazlası. Orada para kazanıp Türkiye'ye bunu bir yatırım olarak döndürmesi, burada ev alması, burada hayatında Türkiye'nin ekonomisine katacağı şeyden çok daha büyük bir katkı. Yani bu Türkiye'nin zaten desteklemesi gereken bir şey. Diaspora için bir bilinç olması gerekmez mi gidenlerde? Yok, gerek çok gerekli değil. Bilinçsiz olsa da o diasporayı orada yapıyor. Kendisi ne kadar reddederse reddetsin gidiyor, döneriyor. Türkçe konuşuyor. Ya da gittiği yerde de işte bir tane şey vardı ya, Hamburg'a gitmişler işte doktorlar. Türk doktorlar oradan işte nispet olsun diye böyle mantıken böyle şey yapıyorlar. Yorumlar yazıyorlar, böyle fotoğraf çekilmişler. Hamburg'da buluştuk. 50 tane Türk doktor. Diaspora işte. Gitmişsiniz Hamburg'da, bir araya gelmişsiniz Türk olarak. Bize daha çok katkı sağlıyorsunuz orada. Hamburg'da bir parkta 50 tane Türk doktor bir araya geldi. Tamam abi. Diaspora bu işte yani. Yapmışsın işte bunu yani. Ha, sorsan bunlar bilinçsiz şeyi yapmıyor. OECD rakamlarına göre nitelikli personel sayımız az olan da gidiyor. Yani burada arz fazla diye gitmiyorlar. Onlar da gidiyordur. Şey olanlar da gidiyordur. Onların yeri dolur. Dolar yani. Hani şunu anlamıyorum. Çok fazla tıp fakültesi mi var? Çok fazla üniversite mi var ülkede? İnanılmaz fazla mezun mu veriyoruz? Yoksa doktor mu kaçıyor? Birinden birini seçmemiz lazım. Yani aşağıladığımız bu üniversitelerden mezun olup doktor olan adamlar, ben artık Türkiye'de doktorluk yapmayacağım, Almanya'ya gideceğim dediğinde bu noktada şey mi oluyorlar? Hayır, Türkiye için çok değerli mi oluyorlar? Aynı adamı üniversite fakültesindeyken ya Allah'ın da ana tıp fakültesi açmışlar, yeter bu üniversite falan diye aşağılıyordun da aynı zamanda. İkisini de aynı adama kondurdun yani. Birinden birini seçeceksin. Hepsini koyduğu şeyler farklı Yusuf işte. Birinde M1'de sadece para arzı, M2'de dağıttığı, yetkisini dağıttığı kredi yollarıyla diğer bankalar yoluyla verilenlerin tüm toplamı M2'dir. Arzın, para arzının nasıl yükselmesi, hepsinin toplamı M2 grafiğidir. Kurapika Hasan, teşekkürler 20 lira bağışın için. Memurluk düşünmüyorum kay memurluk. Bir memur yaparlar mı? Bir soruşturma açılan mevzular hakkında. Atatürk'e hakaret, Cumhurbaşkanı'na hakaret, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını, Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama, askerlikten soğutma. Efendim. Neler var başka? Beylik. Nelerden başka soruşturma yedik? Bayağı bir yedik yani, ne varsa TCK'da yenilebilecek. Ya aslına bakarsan hiçbiri bunların adli sicil kaydıma falan gelmedi. Hepsi saçma sapan şeyler çünkü. Suçlu değiliz çünkü ya. Bunların hepsi
Ya öyle bir şey ki o kadar soruşturma açılmış ki hakkımda olan. Ya burada bir anormallik olmasa beni her ihtimale karşı içeri alın yani. Ben, ya sizin dediğiniz gibi olsa ben de illaki bir şeyler var da bir bok yok yani bende. Hani o yüzden hepsi de hiçbiri de bir şeye dönmüyor. Cezai mezai dönmüyor. Gidiyorsun koşuşturuyorsun uğraşıyorsun sadece mağdur oluyorsun. Başka hiçbir anlamı yok. Adli sicil kaydımda hala hiçbir şey yok. Tabii canım askerlikten soğutma var. Benimle uğraşan savcıdan daha bir şey çıkıyor. Onun daha zamanı var. Ben o davadan hüküm giyeceğim de sonra karşı dava açacağım da karşı davalar açacağım da o sonuçlanacak da ay, tüm bu sürede gereksiz yere millet mağdur olmuş, şey olmuş falan kimin umurunda? İşte modern hukuk sistemi. Askerlikten soğutma diye suç mu olur? Zaten zorunlu yaptırıyorlar. İşte hem zorla getiremiyoruz, hem de soğutuyorsunuz. Yani hem kendi kendine görev veriyor, hem de kendi kendine bu görevi gerçekleştiremediği için başkalarına ceza kesiyor. Absürt bir şey. Devlet bazen şey söylemedim. Askerlikten soğutma için gerekçe ne? Abi ne bileyim ya bunlar yıllar önce nereden baksan son 3 yıllık periyotta zaten sürekli bir şeyler açılıyor. Bir soruşturmalar açılıyor. Çeşitli çeşitli. Ve gittiğimde tek de değil yani. Bey aralar gittiğimde 5-6-7 tane toptan veriyordum falan. Friedman çok iyi değil, oğlu daha iyi. Babaladık kadın bana dava açmadı. Dava açacak bir şey yok. Neyin davası da açacak? O aklınca korkutmak için işte yani Allah karşımda argüman sunan biri var. Benim ekmeğime şey düşecek. Sıkıntı olacak. Bundan para kazanıyor çünkü. Ve olunca tabii karşıdakini böyle dava ederim abi falan. Saçma sapan işte çoluk çocuk şey yani. Yani sen de geliyorsun diyorsun ki dava açtım falan diye soruyorsun. Yani sizde sizin kafanızda nasıl bir şey var bilmiyorum yani. Kolay mı lan? Abi sence KK Erdoğan'a çalışıyor olabilir mi? Çünkü Türkiye'nin güneydoğusunda Kuzey Kürdistan diyen adam mı yardımcısı yaptı? KK bilmiyor mu Kuzey Kürdistan diyen adam yardımcısı yapınca her insan ona oy vermez. Bu konuda ne düşünüyorsun? Lütfen cevap ver. Vallahi bence Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kalmasını sürdürebilmek için ortaya çıkarılmış bir proje. Erdoğan'ı 20 senedir ülkenin başında tutuyorlar ki Kılıçdaroğlu da aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında durmaya devam etsin. Konvoy ne konvoy, konvoy bilmiyorum. Babala'daki bayan hala Twitter'da herkes sığdı. Bir tek sokak köpeklerini sığmadı. Edebiyat yap. Kardeş niye ciddiye alıyorsunuz?
Kadın avukat böyle şeylerden para kazanıyor, iş kazanıyor, iş alıyor buralardan işte, salın ya. İşinde gücünde herkes ya. Yani zannediyor ki tüm siyasetçiler, televizyona çıkan herkes efendim, sanki herkes sizi düşünüyormuş, insanları düşünüyormuş, insanların iyiliğini düşünüyormuş. %98 düşünmüyor. Başka bir şeyleri var yani. Çok ciddiye almaya gerek yok ki bunları. Kadın ne umrunda? Ülkeyi bu sorundan o mu kurtaracak? Alay ediyorsun da mantık bunu söylüyor. Hocam mantık bunu söylemiyor yani. Kemal Kılıçdaroğlu dümdüz öküz bir herif. Daha mantıklı yani. Umut kardeşim, sen böyle bir şeyi kabul etmek istemiyorsun diye biz Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir herifin arkasından giden geri zekalılardan ibaretiz demek istemiyorsun diye kendi kendine buna bir şeyler yapmaya çalışıyorsun yani. Sanki başka güçler var, şeyler var falan. Hayır abi. Siz çok geri zekalısınız. Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir adam bile çok rahat bir şekilde sizi kandırabiliyor. Sizin üstenizden gelebiliyor. Ve bu partinizi ele geçirebiliyor. Başka bir şeyi yok bunun kardeş. Bundan kaçma yani. Buna başka bir açıklama getirmeye çalışma. Çünkü yıllardır böyle açıklamalar getirilmeye çalışılıyor. Bir karşılığı yok. Neden? Çünkü mevzu bu değil. Siz salak olduğunuzdan Kemal başarıyor. Onu kabul etsen belki bir adım atacaksın. Ben bir adamın böyle ahmak olduğunu düşünmüyorum. Düşün onu takip edenlerin durumu ne Umut? Yani öyle. Bu adam kapasitesi bu. Ama buna bakıp bunun arkasından çok büyük şevklerle giden kimselerin de öyle ya da böyle kendisine bir bakması lazım. Ondan sonra kısırlaştırma dediler. Ninja bebek. Yani lafta bir şeyler söylüyorlar ama kısırlaştırma ile hiçbir sorun çözülmez. Boş laftır. Yani hiçbir şey yapmasalar daha iyi. O kadar yapmasalar daha iyi. Yani harcanan paraya yazık. Hiçbir işe yaramaz çünkü. Ve bu ortada. Matematiksel o. Bilimsel, matematiksel olarak ortada yani. Bu çok basit bir şekilde ortaya çıkartabileceğim bir hesap yani. Neyse, 50 dakika oldu. Arkadaşlar, ben Deval değilim, Kemal'i desteklemiyorum. Lakin Kemal'in kazanmayacağını bile bile aday olmasını aklım almıyor. Niye almıyor? Abi, siyasetteki herkes kazanmak için her zaman 80 milyon daha iyi yere gelsin diye uğraşır. Bunun aksi nasıl olur? Yani böyle bir mantığın varsa aklın almıyor olabilir. Ama böyle bir mantığın yoksa aklının çok rahat bir şekilde alması lazım. Herkes böyle yapmıyor bu işi. Başka faktörler olabiliyor yani. Yani bu çok doğal. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Bunu kabul etmek gerekir yani. İnsanlar için demiyorum. Herkes kendi için kazanmak ister. Kardeş, bu adam için kazanmanın cumhurbaşkanlığı olduğunu sana söyleten nedir? Bu adam cumhurbaşkanlığı koltuğuna gelseydi bu ülkeyi yönetebileceğini sana düşündüren nedir her şeyden önce? Bu adamın bu seçimi kazanabilmesinin herhangi bir ihtimal dahilinde olduğunu sana düşündüren nedir? Yani illaki 100 tane paralel evren sana göstertmem mi lazım bu seçim sonucunu? Ve yüzünde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmadığını görmen ve dolayısıyla olan Kemal Kılıçdaroğlu falan kazanma gibi bir durumu zaten yokmuş. Bunu mu kabul etmen lazım örneğin? Ya da
Kazansa ne yapacak? Şu anki yönetebiliyor mu? İkisiyle mi kıyaslıyorsun? Kılıçdaroğlu'yla mı kıyaslıyorsun? Kesinlikle. Kılıçdaroğlu'yla kıyaslıyorsan tabii lan. Şu anki yönetebiliyor mu? Yönetmemeli, devlet olmamalı. Ama yani sen devlet var her şeyi, bütün hepsini kabul etmişiz. Kılıçdaroğlu mu daha iyi yönetiyor, Erdoğan mı daha iyi yönetiyor? Kılıçdaroğlu ile kıyaslayacak halimiz yok. Ben Kemal'in kazanamayacağını biliyorum. Kemal bunu bilmiyorum diye söyledim. Umut, çok tuttun reis. Biliyordu, umurunda da değildi. Kötü insanlar var. Kötü olmakla birlikte aptal insanlar da var. Kötü ve aptal insanların arkasında onlardan daha aptal insanlar da oluyor. Abi Elon Musk Teknofest hakkında ne düşünüyorsun? Umarım Elon Musk Teknofest hakkında bu tweetleri atmak için iyi para alıyordur. Yani hani gerçekten bu kadar AKP yalaması olup da karşılığında iyi bir para almıyorsa Elon Musk ben çok üzülürüm kendisi adına. Elon Musk adına çok üzülürüm. Coco Pops yedim kahvaltıda. Elon Musk adına üzülüyorum. Hocam örgüt belirledi, beni aday olarak ileri sürdüler diyor. Kılıçdaroğlu kendi ağzıyla. Sence bundan çıkarımın ne olur? Çıkarım yok işte, aday olacak. Zaten öyle aday olunuyor. Aday gösteriliyor. Deva Partisi canlı kongresi var. Geçmiş seçim ile alakalı konuşuyor. Aç isterseniz diyelim. Bana ya kimin umurunda ya? Harbi yani. Oynamayalım Minecraft. Neyse değerli arkadaşlar, bir saate gelmiş olduk. Öyle böyle bir yayın yapmış olduk, yayın açmış olduk. Ne oluyor ya? Boca Juniors River Plate maçı mı var? Vallahi bir şeyler oluyor, bilmiyorum. Icardi gelmiş. Haydi, iyi bak kendinize, hoşça kalın.